Siz hiç daha fazlasını düşlediniz mi? Düşlemekle yetinmeyip uçsuz bucaksız gökyüzüne doğru yükselmeye cesaret ettiniz mi? Onlar düşlediler ve onlar bundan daha fazlasını yaptılar. Bu uğurda şehit oldular. Yüksek bir ideal uğruna hiç yılmadan cesareti ve azmiyle imkansızı başaran bir havacıyı tanıtacağız sizlere. Albay Salim İlkuçan. O, tayyareciliğin cesur adımlarla yeşerdiği günlerde gökyüzü sevdasıyla bizlere ilham veren, Türk ismini gururla dünya havacılık tarihine yazdıran unutulmaz havacılarımızdandır. Salim İlkuçan 1879 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 1899-1901 yılları arasında harp okulunda öğrenimini tamamlamış ve sahra topçu subayı olarak mezun olmuştur. ...1909'da Manş'ı tayyaresiyle aşan Blériot bir yıl sonra İstanbul'a geldiğinde Taksim Talimhanesi'nde büyük bir kalabalık toplanır. Bunlar arasında kışladaki topçu subayları ve Salim Bey de vardır. Salim Bey, iri bir kuşa benzeyen bu tayyareyi gördüğü o an yeni mesleğini seçer. Bir yıl sonra genç Teğmen Salim, Alman ordusundaki yenilikleri izlemek amacıyla Avrupa'ya gönderilen askeri heyet arasına katılır. Bu yabancı ordunun havacılıktaki gelişmeleri de ilgisini çeker ve hemen yurda dönmek istemez. Bir gün Tiegel'de Zumerfeld adında bir baloncuyla tanışır. Alman subayı o gün oldukça uzun sürecek bir uçuşa hazırlanmaktadır. Salim Bey'e de uçmasını teklif eder ve beraberce yükselirler. Sert ve rüzgarlı bir hava vardır. Tam 4,5 saat havada kalır ve Prit'te yere inerler. 1897 yılında ordunun balonla ilk uçan Türk subayı olma şerefini kazanan Mehmet Rüştü'den sonra Salim Bey tarafından gerçekleştirilen bu uçuşun havacılık tarihimiz için ayrı bir önemi vardır. Havacılığa olan büyük ilgisi ağır basan Salim Bey, 1912 yılında hava sınıfına geçerek ilk havacılarımız arasındaki yerini alır. Trablusgarp Savaşı'nda Paris'te görevli bulunduğu sırada İstanbul'dan gelen emir üzerine Rep Uçak Fabrikası Okulu'na gönderilir ve pilotaj eğitimi görmeye başlar. Eğitim sonunda Fransızların 1044, Türk havacılığının ise ilk pilotlarından olur. Balkan Savaşı'nda görev alan Salim Bey, Yeşilköy Hava Okulu'nda görevliyken, Kırklar elinde 2. Kol Ordu Komutanlığı emrinde bulunan Tayyare Bölük Komutanlığı'na atanır. ...18 Ekim 1913'te Kırklareli'den Yeşilköy'e gitmek üzere Tarık bin Ziyad adlı Blériot tipi uçakla havalanan yüzbaşı Salim Bey, havadaki görüş mesafesinin kısıtlı olması ve pusuladaki 15 derecelik sapma nedeniyle farkında olmadan Marmara Denizi'ni aşarak Manyas Gölü civarına iner. Salim Bey bu olayı şöyle anlatır. Altımızdan vapur bacalarından çıkan dumanlar gibi sis fışkırıyordu. Bu yüzden mevkiimizi tayin edemiyorduk. Ben İstanbul yerine
Anadolu toprakları üzerine düştüğümüzü anlamıştım. Çünkü pusulada 15 derecelik bir fark buluyordum. Fakat Kemal merhum Istranca üzerlerinde olduğumuzu iddia ediyordu. Tam bu sırada karşımızda bir göl belirdi. Evvela Sapanca sandık, Manyas'mış. Yere inince köylüler etrafımızı almış, fakat hiçbiri yanımıza sokulmamıştı. Başımızdaki kaskları gören köylülerin bizi yabancı sandıklarını anlamıştım. Başlıklarımızı çıkardıktan sonra köylülere doğru ilerledim ve "Merhaba demek yok mu?" diye bağırdım. Sevinerek yaklaştılar ve tayyaremizi güzelce silip temizledikten sonra o gece bizi misafir ettiler. Ertesi sabah buradan Bandırma'ya ve oradan da İstanbul'a uçtuk. O gün Yeşilköy'de Moran Sulnie tayyaresiyle Fransa'dan gelen Pierre Docour ve Henri Rouget beklenmektedir. Yabancılar beklenirken bizim pilotların üstelik denizi aşarak inmeleri gerçekten sürpriz olur. ...85 kilometrelik bu uçuş, o devirdeki uçakların ve teknik imkanların yetersizliği göz önüne alındığında büyük bir başarıdır. Fransız pilotu, Blériot'un daha kısa olan Manş Denizi'ni 46 kilometrelik uçuşla geçmesinin oluşturduğu yankılar düşünüldüğünde, bu tespitin ne kadar gerçekçi olduğu ortadadır. Üstelik İngilizlerin Daily Mail gazetesinin Manş'ı geçecek ilk tayyareciye vaat etmiş olduğu büyük mükafatında, Fransız havacıların bu zaferinde payı büyüktür. Oysa kısa süre sonra sisli bir havada Marmara Denizi'ni en geniş noktasından aşarak Bandırma'ya ve oradan da İstanbul'a inen Salim ve Kemal Beyler, bu teşebbüslerinden maddi hiçbir şey beklememişler, ay yıldızlı bayrağın şerefini her şeyin üstünde tutmuşlardır. Şubat 1914 tarihinde Fethi, Sadık, 11 Mart 1914 tarihinde Teğmen Nuri Beylerin şehit olması üzerine yarım kalan İstanbul-Kahire hava seyahatinin Salim'le Rasıtkurmay Yüzbaşı Kemal Bey tarafından tamamlanmasına karar verilir. Ve bu görev için onlara Ertuğrul isimli Blériot tipi bir uçak tahsis edilir. Salim Bey o gün nasıl bir azimle yola çıktıklarını şu sözlerle anlatır. Arkadaşların ölümüyle seyahat yarıda bırakılamazdı. Milli ve umumi bir istek olan Kahire yolculuğu, ordu için bir haysiyet, biz tayyareciler için de bir şeref meselesi olmuştu. Mart 1914 Perşembe günü Yüzbaşı Salim Bey ve RASK pilot Kurmay Kemal Bey bu çok önemli uçuş için havalandıktan sonra bildiğiniz gibi Ertuğrul isimli Blériot uçakla önce padişahı selamlamak için sarayın üzerinden uçarak birkaç tur attıktan sonra Hürriyet şehitlerini ziyaret edip ardından Eyüp Sultan'ı da ziyaret ettikten sonra bu çok önemli uçuşu ve başarıyla tamamladıkları o Kahire uçuşunu doğru yola çıkıyorlar. Ertesi gün öğleden sonra saat 15'te uçuş için yeniden hazırlıklar yapılarak Salim ve Kemal Beyler uçaktaki yerlerini alırlar. Salim Bey tekerleklerin önündeki takozların çekilmesini işaret eder ve uçuş kuzeye doğru başlar. Ancak 5-6 metre kadar yükseklikte bir süre uçtuktan sonra tarlaya inmek zorunda kalırlar. Halk son derece meraklanır. Bu inişe tekerleklere yapışan çamurun hız kesmesi sebep olmuştur.
Tekerlekleri tekrar temizlenerek yönü batıya çevrilen Ertuğrul, bu defa yerden hızla yükselerek meydanı dolduran kalabalığın coşkulu alkışları arasında batıya doğru uçmaya başlar. Salim Bey ve Kemal Bey yola çıktığında Fazıl Bey Tarık Bin Ziyad adlı Blériot, Mehmet Ali Bey ise eski bir rap tayyaresiyle arkadaşlarına bir müddet eşlik ettikten sonra meydana geri dönerler. Salim Bey bu uçuşu şöyle anlatmaktadır. 6 Mart 1914 günü Florya üzerinden denize çıktık. İstikametimiz Pusula ile Kapıdağ Yarımadası'ydı. Ufak bir açıyla 2 saat 45 dakikada Çanakkale'ye geldik. Ertesi gün deniz biraz fırtınalıydı. Hava yükselmeye başlamıştı. Oradakiler böyle bir havada hareketimizi önlemek için bir takım masallar uyduruyorlar ve İstanbul'dan emir var, gitmeyeceksiniz diyorlardı. Azmettik. Uçacaktık. Edremit'le İzmir bar bar bağırıyorlardı. Bize gel. Halk 3 gündür kırlarda, bayırlarda sizi bekliyor. Bu istekleri yerine getirmek için arkadaşımla beraberdik ama hava da arttıkça artıyordu. Rüzgarın sürati aşağı yukarı saniyede 15 metreyi geçiyordu. En çok 110 kilometre uçan bir tayyare için bunun çok faydası vardı. Çanakkale'den uğurlar olsun sesleriyle ayrıldık. Erenköy üzerinde 1000 metrede uçuyoruz. Rüzgar üstümüzde şiddetli olacak ki tayyaremiz bize ilerlemiyor, yerinde sayıyor gibi geliyor. Birdenbire bir borayla uçağımız kapaklandı ve biz göz açıp kapayıncaya kadar 600 metre aşağılara yuvarlandık. Bu sırada tayyarenin tam orta yerinde bağlı olmasaydım muhakkak içinden fırlayacak, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerine gömülecektim. Yalnız kalan arkadaşım Kemal beni takip edecekti. Bora bizde havayı bırakınca hemen inişe geçmeye başladık. O vaktin tayyareleri şimdiki gibi değildi ki. Mübarekler sigara kağıdı kadar hafif şeylerdi. Geceyi Erenköy'de silah arkadaşlarımız arasında geçirdik ve ertesi gün yolumuza devam ettik. Salim Bey o anı şöyle anlatır. Bulutlar tayyaremizi sarınca sanki zamanıymış gibi motor da durmuştu. Ne yapmalı? Bulut içinde kanat süzülüşü yaparak tutunduk ve az zamanda 300 metreye kadar düştük. Bir de ne göreyim? Arkamız, solumuz, önümüz hep denizle çevrili. Yalnız sağ yanımızdan Edremit Körfezi'nin yalçın kayalıkları görünüyor. İki tarafında birer ağaç olan dik bir sarı üzerine gözlerim takılmıştı. Buraya güzel bir iniş yapabilirsem tayyaremizi kıracak fakat biz kurtulacaktık. Arkadaşım yüzme bilmediğinden arkamdan denize inme diye bağırıyordu. Büyük bir sarsıntıyla ağaçların arasına oturduk. İki çatal arasına sıkışıp kalan başım, o gün içi çelik telli kaskımı giymemiş olsaydım çarpmanın şiddetiyle ezilecekti. Kafamı çataldan kurtardıktan sonra arkadaşıma ne var ne yok demek için arkamı dönmüştüm. Rahatsızlığımın gövdenin üzerinde etrafına bakındığını görünce duyduğum sevinci bir düşününüz. Kaportanın üzerinden geçerek yere atladım. O da arkamdan. Haritalarımızı açıp baktık. Acaba nerelerdeydik? Küçükköy yakınlarında bir yerde bulunuyorduk. Az sonra Edremitliler arabalarla gelip bizi aldılar. Tayyaremizle ineceğimiz bu yere şimdi arabayla gidiyorduk. Kasaba dışında halk ve okul çocukları bizi karşılıyorlar. Biz milletin arzusu yerine getirilemediğinden ötürü gemisini kaybetmiş kaptanlar gibi içli içli etrafımıza bakınırken
yanı başımıza sokulan 10-12 yaşlarında bir yavru, paltosunun içinden bir tayyare maketi çıkararak bize döndü ve ağlar gibi bir sesle "Sizleri buraya tayyare ile bekliyorduk, arabalarla geldiniz," dedi. Ben maket gibi taş kesilmiş, arkadaşım da hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Onu teskin için çok gayret sarf ettim ama muvaffak olamadım. Uçağın gelişini heyecanla beklemekte olan Edremitliler bu olaya çok üzülürler. Edremit'te bağış toplama heyeti kurulu başkanı Yazıcızade İsmail Bey'in önderliğinde halkın yaptığı bağışlarla yeni bir uçak alınması ve bu uçakla Kahire yolculuğunun tamamlanması kararı alınır. Bağış toplama kampanyası hızlandırılarak hemen Fransa'ya yeni bir Blériot tipi uçak sipariş edilir. Bu uçağa Edremit adı verilir. Ertuğrul ise onarım için İstanbul'a götürülür. Ayrıca İstanbul-Kahire hava yolculuğuna Suriye topraklarından devam etme kararı alınır. Kahraman Edremit'in ordumuza armağanı olan ve bu şirin kasabamızın adını taşıyan 4. tayyare 23 Nisan 1914 günü İstanbul'dan Beyrut'a doğru yola çıkar. Salim Bey ve Kemal Beyler 4. tayyaremiz Edremit'i alarak Galata rıhtımından vapurla Beyrut'a ayrılırlar. Hazırlıklar uzun sürmez. Edremit Beyrut'tan Kudüs'e ve 2 gün sonra da El Arish'e iner. Mısırlılar tayyarecileri karşılamak için zengin bir program hazırlarlar. Programa göre Edremit ertesi gün halkın sevinç gösterileri arasında Port Said'e iner. Uçuş 3 saat 16 dakika sürmüştür. Tayyarecilerimiz burada bir gün kalırlar ve sonra Kahire'ye uçarlar. Halk ay yıldızlı tayyareyi karşılamak üzere Heliopolis'e koşar. Kahire'de bir hafta misafir kalan tayyarecilerimizi ağırlama işini Prens Aziz Paşa yapar. Kahire'de bir hafta kaldıktan sonra İskenderiye'ye uçarlar. Tayyarecileri şefkat ve yardımlarıyla Türklerin saygısını ve sevgisini kazanmış olan Prens Ömer Tosun Paşa karşılar. Her ikisi de paşanın önünde eğilerek elini öperler. Heybetli kalpağını her zamanki gibi sağ kaşının üzerine indiren mert tavırlı Salim Bey ile zarif ve kahraman Kemal Bey'in gözleri yaşlar içinde kalır. Cesur arkadaşlarını ellerinden alan kötü talihten nihayet ödüllerini almışlardır. Türk havacılık tarihinde bir şeref abidesi gibi yükselen Kahire uçuşunun iki kahramanı, Türk kanatlarını piramitler üzerinden gururla rüzgara bırakırlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesine atanan Salim Bey'in görevine katılmak üzere bindiği gemi Karadeniz'de seyir halindeyken 24 Ekim 1914'te Ruslar tarafından batırılır ve Salim Bey esir alınır. Sibirya'da devam eden esareti yaklaşık 6 yıl süren Salim Bey, Vladivostok şehri üzerinden kaçmayı başarır ve 1921 yılında yurda döner. Yurda döndükten sonra 24. Tümen Topçu Alayı'nda topçu subayı olarak muharebelere katılır ve Haymana civarındaki çarpışmalarda yaralanır. 22 Mart 1922 tarihinde ise Adana'daki Hava Okulu Müdürlüğü'ne atanır. İlk etapta 15'e yakın küçük zabit ve sivil uçucu yetiştirir. Ve Kurtuluş Savaşı yıllarında pilot ihtiyacının giderilmesine büyük katkılarda bulunur. 1923 yılında
İzmir'in kurtuluşundan sonra Seydiköy'de 30 mevcutlu uçucu subay öğrencinin eğitim gördüğü tayyare mektebinin müdürlüğünü yapar. 1924 yılında 1. Şube Müdürlüğü'ne, daha sonra da 2. Ordu Tayyare Mütehassıslığı'na atanır. 1926 yılı Aralık ayında Türk Tayyare Cemiyeti tarafından kurulan Yeşilköy Uçak Makinist Okulu'nda ve daha sonra da Eskişehir Hava Okullar Komutanlığı'nda görevler alır. Havacılıktaki başarılarını gökyüzünde olduğu kadar yerde de aynı prensipli kişiliğiyle sürdürür Salim Bey. Hava Seyahat Madalyası'nın yanında 1. Dünya Savaşı sonunda Harp Madalyası ve Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Salim İlkuçan, albay rütbesiyle Ayniyat Teftiş Dairesi 4. Şube Müdürlüğü görevindeyken 20 Temmuz 1937'de emekli olur ve 4 Aralık 1937 tarihinde de hayata veda eder. Ardında başarılarla dolu ilkler bırakan Albay Salim İlkuçan ve diğerleri. Onların açtığı ufuklarda ilerlemek bugünün havacılarına gurur ve heyecan veriyor. İlk havacılarımızın cesur yürekleriyle yazdıkları kahramanlık destanının yeni sayfalarında buluşmak üzere, hoşçakalın.